Şimdi bu Alman Cumhurbaşkanı niye Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışında başka partilerin genel başkanıyla görüşmedi? Mesela Kürt sorunu çok önemli. Niye Selahattin Demirtaş'la görüşmedi? Ya da niye Devlet Bahçeli'yle görüşmedi? Niye? Görüşmüyor. Çünkü adam bizi ele almış. Baykal'ın koprosunda onların ayak izleri var. Kimse araştırmıyor. Almanların mı ayak Tabii ki izleri ayak var? izleri var. Biz bunu biliyoruz. Türkiye'deki ağababalar Bu çok kimdir? enteresan. Tabii ki. Biraz bahseder misin? Ya İlk ben defa. bahsedersem somut bir şey sunmam lazım. Ama bize Yani ama siz Almanların Tabii. Baykal'ın komplosunda ayak izleri olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle var. Ne tür olarak? Biraz ipucu Yani verin. şimdi DHP'nin dizaynında Almanların önemli bir konumu var, yeri var, çabası var, organizasyonu var. Bunu Türk hükümeti, savcıları, hakimleri zahmet edip araştırırlarsa bu işin belki de sonucuna varırlar. Yoksa böyle gelmiş işte, yani ben bu Cumhurbaşkanı söylemlerini çok basit görüyorum. Yani sadece bunun üzerine yoğunlaşıp cambaza bak cambaza deyip Almanların diğer Ama bu taraftan... kadar çok Alman komplo teorisi Hayır, yapma, savunmak zorunda. Şimdi siz savunmak Almanya'da zorunda yaşadığınız için bana zorla savundurtacak. siz Almanya'da yaşadığınız için belki Ben de ama belki şaşırıyorum. bir dakika Yok, belki şaşırıyorum bildiği bir duyduklarım. şeyler var bizim Hayır hayır bilmediğimiz. şimdi. Sizin bildiğiniz bir şeyler var değil mi? Efendim Onun ben üzerine bildiğim düşün. çok şey var da. Evet. Bildiğim çok şey var da. Bizim orada derler çocukların içi dolu da dilleri dönmüyor. Evet. Bizim dilimiz dönmüyor. Çünkü biz biliyoruz. Yaramızın nereden geldiğini biliyoruz. CHP'yi dizayn edenlerin Almanya ile hangi ilişkilerin olduğunu biliyoruz. Medya ayağına baktığımızda, altın ayağına baktığımızda, vakıf ayağına baktığımızda, ziyaretlere baktığımızda biz bunları biliyoruz. Ama inşallah bir cesaretli, yürekli savcı çıkar da gider de araştırır da bunların sonuçlarını getirir Türk halkına, Türk milletine, Türkiye'deki vatandaşlara sunar. O zaman ülkenin içinde hangi oyunların döndüğünü, Alman Cumhurbaşkanı gelip benim üniversitemde Türkiye'yi hangi cesaretle eleştirdiğini herkes öğrenmiş olacak.